Bugün 13 Mart 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı dedi. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de varız. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda zaten en üst seviyenin bir altında devam ediyordu. Mısır halkını Yunan halkıyla yan yana koyamayız dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla 1982'de Başkonsolos Kemal Arıkan cinayetini işleyen Humping Sasunya'nın tahliyesine tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Adıyaman için verdiği 9 kişilik temizlik görevlisi ilanına 4 gün içinde 5.217 kişi başvurdu. Başvuruların 1.143'ünü üniversite mezunları oluşturdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor" sözlerini "Doğru teşhis, mümkün olan en geniş uzlaşmaya dayalı bir ittifak anlayışının benimsenmesi gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye olarak S-400'den geri adım atmamız söz konusu değil, Türkiye'nin başka bir egemen ülkeyle yaptığı bir anlaşmadır" dedi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntüleriyle ilgili suçu ve suçluyu övme suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, COVID-19 aşısının iki dozunu yaptıran 1.300.000 kişiden 852'sinin COVID-19 tanısı aldığını, 53'ünün hastanede yattığını, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, önlemler arttırılmazsa Türkiye'nin mutant virüslerin güzergahı haline gelebileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41.552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili il sağlık müdürlüklerini uyardı. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek, okullar denetlenecek. Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başladı ama öğretmenlere henüz aşı randevusu verilemedi. Eğitimsen, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin bulunduğu bir ülkede şu ana kadar yapılan 80 bin aşının çok düşük olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayı sonunda tüm yetişkin Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Amerikalıların tekrar küçük gruplar halinde bir araya gelebileceğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, TBMM'de Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında mavi renk ile düşük riskli gözüken Güneydoğu Anadolu illerinin yeteri kadar aşı ve test yapılamadığı için bu kategoride yer aldığını ifade etti. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reformunu açıkladı. Erdoğan, öncelikli gündem maddelerimizden birisi enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır, dedi. Bazı başlıklar şöyle: dar gelirli 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getirilecek, kamu alım ihaleleri sınırlandırılıyor, dijital ihale dönemi geliyor, kamuda da taşıt alımına sınırlama geliyor, verimli olmayan döner sermayeler kapatılıyor, kamuda tasarruf dönemi başlıyor, İthalat azaltılacak, ihracata ağırlık verilecek. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2021 yılı Mart ayı beklenti anketini yayımladı. Dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken bu anket döneminde 7.95 TL oldu. Bankaların bireysel kredi kartlarında takibe aldığı miktar 5 milyar 389 milyon lirayı bulurken, takipteki tüm alacaklarının toplamı 151 milyar lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Ocak'ta aylık bazda %1, yıllık bazda %11.4 yükseldi. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında yayınladığı karar tasarısında YPG müttefik olarak kabul edildi ve Türkiye'nin bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği öne sürüldü. Human Reproduction dergisinde yayımlanan küresel bir araştırmaya göre ikiz doğumların sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu sonuca dünyanın tüm bölgelerinden karşılaştırmalarla varıldı. Avrupa Parlamentosu AB'yi LGBTİ artı bireyler için özgürlük alanı ilan eden bir karar çıkardı. Karar LGBTİ artı bireylere karşı Polonya'daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor. 6 kadına cinsel tacizle suçlanan New York valisi Andrew Cuomo'ya yönelik istifa çağrıları artıyor. Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi ve Senatosu üyesi 55 kişi ortak açıklamayla Cuomo'nun derhal istifa etmesini istedi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan'da İrem Afşin, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'la Tahir Elçi davasını konuşuyor. kısadalga.net adresinden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.